kimse geleceği tahmin edebileceğini sanmasın. Yapabileceklerini ve dayanma gücünü kestirmeye kalkmasın. Çünkü eninde sonunda yanılacak. 10 yıl önce yalnızca 24 saat bile böyle hareketsiz yatabileceğimi düşünemezdim. Mümkün değil, ölürüm diye düşünürdüm. Çaresiz, nafile bir bekleyiş içinde öylece yatmak ha. İşte tam 7 ay ve 12 gün geçti. Artık saatleri saymıyorum. Hoş zaten tüm bu zamanı saate vurursam herhalde 5000 saat eder. Belki de 6000. Tam 6000 saatten beri sırtımı yataktan kaldırmadım. Ve yine 6000 saatten beri yere basıp pencereye kadar gitmedim. 6000 diyorum ha. İnsan bu kadar uzun süre mutluluğa bile katlanamaz. İnsan bu kadar uzun süre dinlenmeye, gezmeye, eğlenmeye bile katlanamaz. Meğer insan sadece acıya bu kadar uzun süre katlanabiliyormuş. Sadece hareketsizliğe. Sadece çaresizliğe ve terk edilmişliğe. Bunları öğrenmek de varmış. Çünkü her şeyden önce ölmek insanın elinde olan bir şey değil. Ölmek irademizin dışında. İstediğin an ölemezsin. Oysa mutluluğa, eğlenceye son vermek kişinin kendi elinde. Yeter ki istesin. Ha şu da var. Hareketsizliğe mahkum bir insan bile ölmek istemez. Hatta bu seferlik yatakta hasta ve hareketsiz beklemek bile ölümün o uzak manzarasından 1000 kat daha iyi. Evet, uzak manzara dedim ve bu sanırım doğru bir ifade oldu. Ölüm tabii ki sadece uzak bir manzaradan ibaret. Başımıza gelecek bir olayın uzaktaki resmi sadece. Onu asla hissetmeyecek, gözlerimizle göremeyecek, idrak edemeyeceğiz. Çünkü o sırada artık bizim için görmek, idrak etmek, hissetmek gibi şeyler kalmamış olacak. Buna rağmen o olayın uzak manzarası 10-20 yıldan beri aklımı meşgul ediyor. Hem de bu uzak manzara olayın kendisinden yani ölümden belki de 10 kat daha çirkin ve dayanılmaz. En zor koşullarda bile yaşamak ve dayanmak arzusu bana kalırsa tam da buradan kaynaklanıyor. Ya intihar? Hayır, bir an olsun bunu aklımdan geçirmedim. Hayvanlar da intihar etmediğine göre doğada intihar yok. Bir gün tavandaki sineği seyrediyordum. Genelde sırt üstü yattığım için en çok seyrettiğim yer tavan. Tavan, sineğin dolaştığı nadir anların bir yana bırakacak olursak, değişmezliği ve tek düzeliğiyle hiç de ilginç değil. Bu yüzden sıklıkla tavana düşüncelerimi aksettirdiğim beyaz bir perde olarak kullanırım. Örneğin, biraz önce bu beyaz perde üzerine 7 ay ve 12 gün saat cinsinden hesaplamaya çalıştım. İnsanlar düşünebilmek için görmeden bakabilecekleri bir şeye ihtiyaç duyar. Ben de düşüncelerimin büyük bölümünü bu perde üzerine bir sinema filmi gibi oynatıyorum ve düşüncelerim benim için burada gözle görülür hale geliyor. Üstelik bu film nadiren kesintiye uğruyor. Çünkü tavan ziyaretçi kabul etmez. Sinek istisna. Ne hemşireler, ne ziyaretçiler, ne doktorlar, ne de temizlikçiler burada yürüyebilir.